Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine ben mutfaktayım ve klasik Tuba yine kahvaltı hazırlamaya geldi. Efendim bir tane. Mini pankek yap diyor. Yerim. Tamam, mini pankek yaparım annem. Ben hemen kahvaltımı hazırlayacağım. Krep tavamı koydum. Pankek harcımı da sıkma şişeme koydum. Bu çok güzel oluyor. Özellikle mini mini pankekler yapacağınız zaman. Bu şekilde sıkı sıkı pankekler yapıyorum. Şöyle daha küçükler de yapabiliriz. Tabii bu da biraz daha uğraş istiyor. Tabii ki daha vakit alıyor ama çocuklarım keyifle yesin de ben uğraşırım. Bu kadar yetsin çünkü hemen altları pişmeye başlamıştır bile. Gördünüz mü? Kabarcık kabarcık olmaya başladılar. Silikon maşamı bulamadım. Yanmasınlar diye. Gerçi bu döküm tavalarda hani bir sıkıntı olmadığı söyleniyor. Hemen kenara aldım. Devam ediyorum buradan. Oğlum o kadar heyecanlı ki bakmaya geliyor böyle ara ara. Gerçi ben ne, hangi öğünü hazırlarsam hazırlayayım. Benim oğlum mutfağı sever. Şu an sandalye çekiyor beni izlemek için. Mini pankekler hazır. Kendime de bir bu kadar daha çıktı. Yaptığım ölçüde benim prensesim de soslarını veriyor. Neleri seviyorlarsa onları getiriyor. Ellerini severim senin annem. Pankek olduğu zaman pek kahvaltı yapmıyorlar arkadaşlar. O yüzden yanına böyle biraz muz, kivi doğrayacağım. Biraz da ceviz koyacağım. Biraz da bal eklerim. Böyle bir kahvaltı yapmış olacağım. Çocuklara içecek de şöyle bir şey hazırlamıştım ben. Buzluğumda bir paket vişne vardı. Emrah bir de kırmızı üzüm mü? Aslında siyah üzümle kırmızı üzüm karışıktı. Neyse dedim onları da güzelce şekerleyip bırakmıştım. Sonra püre gibi yaptım ve şişeye koyup kaldırmıştım. Yani konsantre gibi oldu bir nevi. Şimdi bundan birazcık bardağına dökeceğim. Kutunkini götürdüm. Üzerine de biraz su ekleyeceğim. Bu şekilde bir meyve suyu olacak. Böyle. Ben bunu maden suyuyla da içiyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor bu şekilde. İçine bir dilim limon. Buz. Tabii ki çocuklar öyle yapmıyorum ama onlar böyle bu şekilde içiyorlar. Evet. İçecek de tamamdır. Biz kahvaltımızı yaptık. Tam kızım kahvaltısını yaptı. 2 dakika sonra falan canlı derse başladı. Kızım şu an dersine girdi. Hatta mola verdi. Tekrar ikinci derse girdi yani şu anda. Kahvaltı sofrasında oturmayı seviyorum. Beni biliyorsunuz. Şimdi de canım böyle ferahça bir şey istiyor nedense. Böyle bir şeyler içmeye doyamıyorum. Oy yerim seni. Sakız çiğnemeye bak. Ne içsem onu bilemedim şimdi. Şunlar da gözüme çarptı. Dün gece yıkamıştım. İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Kaşınlarını bir şey oldu diye iyiymişim dedim. Ya. Annem. Şunları dediğim gibi koyayım yerine. Dün akşam çocuklara hani sabah meyve suyu yapmıştım ya. İşte o vişneli üzümlü püreden yoğurt yapmıştım. Tamam bunu kaldırdık. Ben ne etsem? Püreden de az bir şey kaldı. Acaba onu mu meyve suyu gibi yapsam da içsem. Bir bakayım şu dolaba ne var ne yok. Bunu içeyim. Bayağıdır da içmiyorum. Zil çaldı bir saniye. Faturalar apartmanın girişine koymak için kapı açtırıyorlar ya. Her daireye basıyorlar. Fatura için basılmış zile. Gidelim içeriye. Mutfağımı ben toparlayamadım. Neden? Çünkü sular yok. Bir şeyleri koydum öyle lavabonun içine bulaşıkları.
Ondan sonra geldim buraya. Su var banyoda, her zaman tedarikliyizdir sular falan kesilirse diye. Birkaç şişe suyumuz hazırda bulunuyor. Biraz daha bir bekleyeyim de su gelmezse ona göre harcarım onları. Zaten çok bir bulaşık yok. Bir kahvaltı bulaşığımız var. Oğlum babayı açmış ama şu an burada değil, biliyor musunuz? Gitmiş. Kesin bir şeyler almaya gitti. Onlarla uğraşacak. Bir yandan da kulağı orada olacak. Ne yapacaksın annem onu? Ama o elini acıtırsın diye ben çok korkuyorum. İlgi alanı mutfak. O kadar çok seviyor ki mutfak araç gereçleriyle uğraşsın. Bir şeyler yapsın. Şundan almıştım. Hani oluyor ya böyle brokolidir, havuçtur falan buharda pişirebilmek için o aparattan aldım. Dikkat et tamam mı annem? Kutay'ın resim defteri bitti dün. Resim defterini de bu arada çok sık bitiriyoruz ama hani sırf biz boya yapmıyoruz. Mesela ip baskısı, patates baskısı ya da iplerden, böyle renkli iplerden iplere yapıştırıcı sürüp ev şekli falan yapıyoruz. Makarnalardan insan yapıyoruz. Onları yapıştırarak yapıyoruz falan. Böyle resim defterini hani sadece anne, resim amaçlı kullanmıyoruz. Ne keseceksin aşkım? Etiket keseceksin. Tamam. Ama ben getireyim mi sana? Getireyim. Makasını, kağıdını. Evet. Yani ablasının sana odasında ya, ben sessizce alıp getireyim. El işi kağıdı bulamadım. Derinin tarafında da olabilir ama onu da rahatsız etmek istemedim. Öğretmeniyle dersteler çünkü. Anneciğim neredesin? Tamam. Tepsi getiriyormuş. Bir kere öyle demiştim. Anneciğim tepsiye koyalım. Kalem. Kalem. Şekilleri keseceğim. Şekilleri keseceğim diyor. Kalem istiyor. Annesi yesin bunu. Şimdi bir daha girmeyeyim odaya. Ben öylesine şeritler yapacak sandım da kalem almadım. Burada masanı, küçük masanı çıkaralım mı? Evet. Tamam. Ne yapıyorsun annem şimdi? Daire. Daire. Yap bakalım. Oo. Şimdi başka bir şey yapayım. Ne yapacaksın? Üçgen. Üçgen. Evet. Aa, kare oldu. Evet, kare oldu bu. Şimdi üçgen yapacağım, kıyıyorsun. Aa, yap annem. Ben inanıyorum sana. Anne oldu mu üçgen? Bence oldu. Şimdi kapatayım, keseyim. Kes bakalım hadi. Yaptığı şekiller böyle. Ay, kesinlikle. Bu neydi anneciğim? Daire. Daire. Bu? Kaye. Bu? Üçgen. Bu? Üçgen. Bunlar ne? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Kalem yazıyor mu diye denedi çünkü. Anne. Efendim. Hangisini keseyim? Sen hangisini kesmek istersen onu kesebilirsin. Üçgen keseceğim. Tamam, kes bakalım. Bu işler ciddiyet gerektirir arkadaşlar, ona göre. Evet, oğlumla biz böyle biraz aktivite yapalım. Bir sürü şekiller çizdik, kestik. Şimdi bantla kağıtları yapıştırıyor. Onlardan kitap yapacakmış. Ama biraz zor oluyor değil mi oğlum? Çok zorlanıyor. Şöyle. Yeter mi bu kadar bant? Yeter. Yok değil, değil. Yetmez mi? Tamam, yetmezse birazcık daha çıkaracağım. Ne oldu o? Kitap. Kitap oldu. Katla bakalım. Nasıl katlayacaksın? Böyle. Ay. Tamam, bu bence kadar oldu aslında. Böyle. Evet. Üç katlı kitap ha? Böyle. Çok güzel oldu anneciğim. Ben şunu ben yapıştırayım. Tamam. Açılmasın diye mi? Evet. Bir de ciddi iş yapıyor ki, şuna bak. Yerim seni. Kitap yapmak nereden geldi aklına anneciğim? Çünkü kitap okumayı seviyorum. Allah'ım yerim seni. İnşallah okumayı öğrendiğin günleri de görürüz de bize okursun inşallah. Kutay hep söylerim ya, kitaplara bakmayı çok sever. Bana okutturur, ablasına okutturur. Kendisi ama resimli kitaplarına falan hikaye uydurur. O yüzden kitap okumayı çok seviyorum diyor.
kitap okuma saatlerinin faydası gerçekten. Şimdi bir daha yapayım mı tabii, kitap? Tabii yap, tabii. Bu arada Derin'i hani neden çok sık göremiyoruz videolarda diyen, Derin'i çok seven bir kitle de var arkadaşlar. Malum Derin büyüyor. Ve sen doğal olarak... Öbür kağıtlardan yap bir tane. Büyüdüğü için de böyle çok sık videolarda görünmek istemiyor. Mesela ben video çekeceğim zaman bazen en başında söylüyor. Anne, hani bugün beni çekme olur mu? Anne ya da beni böyle çekme. Tabii ki de saygı duymak zorundayım. Bazen kendisi söylüyor. Anne bugün video çekelim mi? Ablalara bir şey söyleyeceğim. Şunu gösterelim mi falan dediği oluyor. Ya da ben onun o anını yakalamak istediğim için ben kendim soruyorum. Anneciğim müsaade eder misin çekeyim mi diye. O müsaade ederse çekiyorum. Eğer videolarımda göründüyse de bilin ki Derin'den ben izin almışımdır. Aynı şekilde Kutay da öyle. Mesela ablası anne beni çekme dediği zaman Kutay da bazen diyor. Aklımda yer ediyor herhalde. Sonraki çektiğim videoda falan. Anne beni çekme olur mu diyor. Olur diyorum. Yani çocuklarımın yaşının ne olduğu hiç önemli değil. Kutay ablasına göre kameraları daha çok seviyor. Konuşmayı seviyor ama tabii ki yeri geliyor. Kutay'ın da istemediği oluyor. Yani Derin eğer az görünüyorsa kızımın kararı ve ben de annesi olarak çocuklarımı doğduğu andan itibaren bir birey olduğunu bilerek büyüttüğüm, kararlarına saygı duyduğum için tabii ki de istemiyorsa istemediği hiçbir şeyi çocuklarıma yapmam. Kızım bana müsaade ettiği kadarıyla videolarda görünüyor yani. Bu şekilde devam edecek ve büyüdükçe belki hiç görünmeyecek. Belki Instagram'da paylaşımımı dahi istemeyecek. Dediğim gibi onlar da bir birey ve saygı duymak zorundayım. Kaldırayım mı burayı? Biraz daha bir şeyler yapalım ya da başka aktiviteler getirelim, onu yapalım mı? Kaldırayım bence. Kaldırayım bence. Tamam. Sen bunları var bunları. Tamam. Ya gördünüz mü? İş paylaşımı yaptı. Ben kağıtları getirecekmişim. Kutay da burada masayı sandalyeyi yerine kaldıracakmış. Peki masayı da siler misin benim için? Olur. Teşekkür ederim. Oldu mu? Sence oldu mu? Sence olmadı. Evet. Düzeltir misin peki anneciğim? Olur. Hadi bakalım. Ben inanıyorum senin düzeltebileceğine. Bence oldu mu? Bence çok güzel oldu. Masayı silecek misin peki? Sileceğim. Hadi bakalım. Bir tane alsan yeter. Bir tanesini bana ver, geri yerine koyalım. Tamam. Birazcık daha silebilirsin bence. Aferin benim çocuğuma. Kendi işini kendisi yaptı. Ver bakalım anneye. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Ne yapacaksın şimdi? Bir şeyler mi izleyeceksin? Şunu da yerine koyayım, ıslak mendili. Gidelim. Prensesim geldi. Dersi de bitmiş. Nasıl geçti anneciğim? Güzeldi, iyiydi. Acıktın mı bir tanem? Acıktım. Tamam, çorbayı ısıtıyorum anne. Şimdi. Tamam mı anneciğim? Anne. Yerim seni. Onları ısıtacağım kadar çorbayı koydum. Tarhana çorbası yapmıştım arkadaşlar. Yavaştan açayım, altını ısını dursun. Çocuklar çorbayı... işte pek damak tatlarına uyan bir çorba olmadığı için yine de yediler tabii ki. Birazdan meyve de veririm onlara. Bugün akşama yemeğim de var arkadaşlar. Yemek derdim yok çok şükür ki. Şimdi ben gideyim. Derin'in ödevi çıkartılacak. Ödevlerini çıkartayım. Derin diyor ki anne hemen onu da yapalım. O da çıksın aradan. Sonraki zaman bana kalsın diyor. Eğer takıldığı bir yer olursa da beraber yaparız. O süreçte de ben de çamaşırım vardı. Katlanacak çamaşırlarımı katlarım. Bugün de başka bir iş yapmam herhalde diye tahmin ediyorum. Bakalım tabii ekstradan bir şeyler çıkmazsa. Biz çocuklarla yemeğimizi yedik. Biraz karnımız erken acıktı. Evrah da dedi ki ben zaten bugün geç yedim. Birazcık da geç geleceğim. O yüzden açsanız yiyin dedi. Çocuklar pişi istediler. Şöyle. Ben de mayalı pişi yaptım bugün. İçi peynirli bu arada. Biraz kaldı. Yine yemeğim de var. Emrah'ı yemeklerden de ısıtırım. Bunu da ısıtırım geldiği zaman. Onun da menüsü bu şekilde olur. Bulaşık makinemi de çalıştırdım. Hatta şöyle şuradan görebilirsiniz. Makinem dolmuştu.
Evet, şimdi içeriye gideceğim. Kızımın ödevlerinin bir kısmını kontrol etmiştim de bir kısmını kendisi hala devam etmekteydi. Onu kontrol edeceğim. Ödev kontrolü bitti. Öğretmenine de gönderdik. Derin şöyle bir şey yapmak istedi. Beraber şimdi bunu bitirdik. Öğretmen daha önceden bu tarz bir ödev vermişti. Bir fon kartonla, resimlerle, resimlerinizi konuşturur gibi bir pano hazırlayın kendinize diye. Derin'den ne yapalım mı yine öyle bir şey dedi. Okumak ister misin anneciğim? Evet. Anne. Babamın adı Emrah. Annemin adı Tuba. Ben Derin. 17 Aralık 2011. Cumartesi günü saat 10.30'da doğdum. Burada 6 aylığım. Otobüs beklerken sıkıldım sanırım. Bunları Derin buldu bu arada. Fotoğrafa göre kendisi yazmak istedi. Burada da sanırım uçmak üzereyim. Evet, uç. Buradan çıkmak için uğraşıyorum. İlk doğum günüm. İyi ki doğmuşum. Ben mutlu bir çocuğum. Kardeşim doğdu. Daha mutlu olduk. Ailemi çok seviyorum. Çok güzel oldu anneciğim. Evet, kızımın... Stikerler de yapıştırdı. Evet, stikerler de yapıştırdı. Sonra elinde ne varsa. Bence çok güzel bir aktivite oldu bize. Ben kesilecek yerlerin bazılarında yardım ettim. Kutay yapıştırıcı sürdü, Derin yapıştırdı, yazdı derken bu şekilde bir şey çıkardık ortaya. Çok güzel oldu annem, eline emeğine sağlık. Güzel kızım benim. Artık ben videomu sonlandırayım. Sonlandırmak ister misin benimle anneciğim yoksa? İsterim. Tamam o zaman. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.